Merhabalar. Bugün 11,5 metreküp Ducato'nun içinde ilerlediğim kısımları göstermek istedim. Bir iki tane marangozlukla ilgili detayı paylaşmak istedim. Ahşap işleriyle ilgili. Öncelikle benim burada yatak olacak. Peki şimdiden yatağın niye yaptım? Çünkü arkadaşlar yatağın iskeleti saca gelmesi lazım. Buraya akıllı vida atmanız gerekiyor. Ahşaptan. Burada kalın Sibirya çamı kullandım. O kısımda da öyle. Ve benim yatağım normalin dışında bir yatak. Baş kısmı 125 santim. Şurası 125 santim. Şu kısım ise 110 santim. Fakat o biraz daha içine girmelerle işte bir 4-5 santim daha büyüyor. Yani 115'e 130 gibi de düşünebilirsiniz. Onun haricinde bu frame'den bahsetmem gerekirse, frame sadece şu an yani çerçeve sadece kendi içerisinde duruyor. Bir destek yok. Destekler de gelecek. Destekler nerelere gelecek? Destekler şuraya gelecek bir tane. Bir tane şuraya gelecek. Bir tane şuraya, bir tane de oraya gelecek. Bu arada aslında bunu söylemek doğru mu değil mi bilmiyorum ama zaten bu videoyu izleyenlerin çoğunun düzgün insanlar olduğunu düşündüğüm için. Buraya gizli bir saklama bölmesi yapıyorum. Dikkat ederseniz şurada bir kalın kullandım. 5'e 5. Bu 5'e 5'i kullanmamın amacı oraya kilit mekanizmasının gelmesi. Yani şimdi şöyle düşünün. Burada bir tabla düşünün. Tablanın şu kısmı açılabiliyor. Ve bunun altı da dolu olacak. Diğer kısımların altında ise bir şey olmayacak. Diğer kısımların altına ne bileyim böyle şey yapabilirsiniz. Ben diğer aracımda yapmıştım. İşte küçük eşyaları sabitleyebilecek. İşte tornavidaları vesaire filan. Hani alet çantası bu bölmelerde durabilir. Ya da bir şey yapmaya da bilirsiniz. O sizin tercihiniz. Onun haricinde buraya işte dediğim gibi gizli bölme gelecek. Yani şöyle bir yere gizli bölme gelecek. Anahtar kısmı bunun içine sonradan o yuva yapılacak. O yüzden kalın tercih ettim. Peki ben tek başımayım. Bunu nasıl yapıyorum? Zor olmuyor mu? Zor oluyor. Kendime göre kullandığım yöntemler var. Bir de farklı işte ben model uçak ve model gemi de yaptım. İşte oğlumun yatağını yaptım. İşte oğlum için 2 metreye 2,20'lik bir uçak yaptım. Yani içine binebiliyor. Koltuğu ayarlanabiliyor. Büyüdüğünde de binebilecek. Yani biraz daha büyüyebilecek en azından. Binince de kullanabileceği bir şey yaptım. Biraz ilgiliyim. Alet edevatım var. Şimdi size kısaca garajımı da gösteririm. Bazı tüyolarda bulunacağım. Şimdi burası benim eğimli yatağım. Şimdi arkadaşlar siz böyle bir parçayı kestiğiniz zaman bu parçanın bir de çıkan parçası olur. Yani şimdi şunun bir dikdörtgen olduğunu düşünün. Bunun çıkan parçası da olur. Şimdi çıkan parçanın açısı tam ters çevirdiğiniz zaman diğer yerin açısını tamamlar. Ve bunu burada kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu bayağı burayı arttırdı. Şimdi bazı noktalar daha hassas, bazı noktalar daha hassas, az hassas oluyor arkadaşlar. O da şunu düşünün. Yani siz bu karavana yatağa çıkacaksınız. Ne tarafından çıkarsınız? En fazla kuvveti nereye uygularsınız? Evet. Buraya arkadaşlar. Buranın sağlam olması gerekiyor. Bu kısmın sağlam olması gerekiyor. Dikkat ederseniz hem vidalar var hem köşe bentler kullanılmış. Hem en iyi ağaçlar kullanılmış. Bu Sibirya çamı burada kullandıklarım. Ve fırınlanmış uzun süre beklemiş çamlar. Benim başka bir projemden kalmıştı. Oğluma yatak yapmıştım. Onun haricinde dediğim gibi bu çıkan parçaları böyle açılı kesimlerde kullanabilirsiniz. Peki burada zımbalar görüyorsunuz. Şurada. Kusura bakmayın biraz ses var. Yoldan arabalar geçiyor. Bu zımbalar ne işe yarıyor? Arkadaşlar dediğim gibi ben tek başımayım. Ve burada bir şeyi tutturup sürekli mengeneyle tutturup yapamıyorum. Bazen onu tutturmam lazım. Ve hani bazı yerlerde zaten mengene olmaz. Mesela bu mengeneyle tutmaz. Açılı. Ya şu parçayı nasıl monte ettiğimi düşünün mesela. Hani oradan tutsan, dizinle tutsan buraya kayar, burası kaysa orası tutulmaz. Ama şöyle bir zımba makinesi alırsanız eğer bu çok pahalı değil.
Dediğim gibi ben de iki tane var, yıllardır kullanıyorum. Başka başka işler için de kullandım. Böyle bu böyle bastığın zaman arkadaşlar zımbayı atıyor. Şurada bir yerde deneyim mesela sizin için. Şimdi bunun en güzel avantajı arkadaşlar, şöyle yaptığınız zaman sıfırlıyor. Yani şu an kod farkı yok, bakın. Görebiliyor musunuz? Kod farkı yok. Ben bunu böyle tutup alttan bastırdığım zaman şu an burası düz. Zımbayı buradan bastığım zaman arkadaşlar, bakın. Gördünüz mü? Bu bunu tutuyor. Ama tabii bu süper bir tutma değil. Ya yani bu sizin vidaları atıncaya kadar ki işinizi görür. Tamam mı? Bakın çok güzel içine de giriyor. Yani hiç şu an pürüz yok. Şöyle yandan da göstereyim. Bu makine eğer tekseniz bu makineyi edinin arkadaşlar. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Onun haricinde bu kısmı kullan söyledim. Yani açılı bir parça keserseniz o parçayı bir daha kullanın. Şimdi arkadaşlar şu kısım beni zorladı. Şöyle gelip şurayı görüyorsunuz. Yakından göstereceğim. Zorladı. Çünkü aklımda farklı bir fikir vardı. Sonradan buna döndürdüm. Bir şekilde oraya atmam lazım. Vida atmam lazım. Saca. Ses yapmaması lazım. Ses yapmaması için arkadaşlar sürekli silikon ya da bant kullandım. Benim aracım orijinaldi arkadaşlar. Benim aracım orijinal olduğu için pek çok şeyde ses bantları vardı. Yani bunların hepsi vardı. Bu orijinal bir minibüs arkadaşlar. Ducato. Onların çoğunu söktüm. Ama bazılarını sökmedim. Çünkü sökmek istemedim. Mesela bu hem yapışkanı bile duruyor hem de sesi engelliyor. Onun üzerine ben de şey kullandım. Bir de bakın şurada yeşil bir bant göreceksiniz. Işık biraz farklı davranıyor kapı açılınca. Onu bir durdur. Şimdi şuradaki yeşil bant arkadaşlar. Çift taraflı yapışkanlı bant. Onu da bazı yerlerde kullandım. Tahtanın direkt temas etmesini istemediğim yerlerde bir parça yapıştırdım. Silikon da kullandım. Dyson kullandım buralarda. Dün kullanmıştım artık yani donmuş. Buralara ise ağaç ağaca gelen yerde ise beyaz görüyorsunuz ağaç tutkalı. Bunu da kullanmaktan çekinmeyin. Peki çok güzel kesebildim mi? Yok arkadaşlar aletim çok kötü. Açılı kesimleri şu el testeresiyle yaptım mesela böyle. Bu testereyle iş mi yapılır? Ama elde olanlar bunlar yani. Başka testerelerim de var ama açılı keserken bunları kullandım. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ağaca çok vida atmanız da iyi değil ya da büyük vida atmanız da iyi değil. Çünkü çatlatabilirsiniz. Yani işte mesela bunu buna tuttururken bir vida var burada. Şimdi ben de iki vidalı olanı da vardı. Yani şunu niye kullanmadım? Çünkü iki vida koysam zaten ağacın su yolu böyle. İki vida koyduğun zaman arası daha da açılır. Yani daha sağlam değil, daha zayıf bir iş yapmış olursun. Özellikle hani yeni başlamış arkadaşlar buna daha dikkat eder. Çok kalın vida kullanacaksanız muhakkak matkap ucuyla şöyle ince bir uçla biraz açın. Havşa kullanabilirsiniz. Eğer içine girerken baktığınız şöyle çok kıymık atıyor. Bu mesela normal hani kabul edilebilir bir seviyede. O zaman havşa demek de o vidanın ağzının yani şurada bir koni düşünün. Koni var burada. Koni şurada görebiliyor musunuz? Şu koni şeklinin pardon netleyemedi telefon. Ah bir türlü netleyemedik. Şu koninin girebileceği bir kısım düşünün. Onu oluşturuyorsunuz. Oradan daha rahat giriyor. Şimdi ben burada neden iki tane sık daha sonra aralar açık? Çünkü burada iniş olabilecek bir kısım. Yani gene kuvvetin çok olabileceği bir kısım. Buraları biraz daha dediğim gibi özenli yapmaya çalıştım. Her yere aynı özeni göstermenize, yani her yere aynı sağlamlıkta yapmanıza gerek yok. Bazı yerleri olduğundan daha sağlam yapmanız lazım. Dediğim gibi bantı da göstereyim. Şu şekilde bir bant. Çift taraflı süngerli. Bu ses yapmayı engellemesi için. Bu şeffaf bildiğiniz ağaç tutkalı. Bu da lambir için gerekli arkadaşlar.
lambiri vidası, işi çivisi ama lambiri lambiriye çakmak için, yani başka bir şey için kullanamazsınız. Onun haricinde bazı ahşap işler için şunu kullandım. 5'e 3,5 olması lazım, yanlış hatırlayabilirim. Çeşitli vidalarım var. Duruma göre değişen ne kullanacaksam. Bu da 1,6 16,35. 16,35. Yani bu nerelerde kullanılıyor? Bu da 1,8'li, yani tahtaya, şu tahta iş yapacaksam. Bakın şöyle giriyor. Şu kadar kalıyor. Bu idare eder yani, bu şey değil. Çok girmiyor. Bu biraz daha kısası olabilirdi. 1,14 olabilirdi. 30, 3, 3,5'a 14. Bunlar iş yapar. Onun haricinde dediğim gibi zımba makinesini kullanırsınız. Aklıma gelenler bunlar. Ha, çalışırken parke çizilmesin diye bir şöyle bir şey, örtü kullanabilirsiniz. Kullandığım ekipmanlar arkadaşlar testere. Yatabiliyor böyle. Kıl testeresi kullanıyorum. Ve şöyle bir spiralin ucuna zımpara koydum. Bunu da bazı şeyleri temizlemek, düzenlemek için kullanıyorum. Çünkü ister istemez açılı kesimleri iyi kesemiyorum. Bu makineler bunun için uygun değil. Yatara ihtiyaç var ve bu bir sunta ucu. Bu uçla da kereste kesilmez. Kıymık bırakıyor. Yani eldeki imkanlar bunlar. Bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Umarım size faydalı olur. Güzel şeyler çıkartırsınız. Sağ olun.